Herkese merhaba. Bu kez sizlere yeni bir program tanıtacağım arkadaşlar. E, açık kaynak bir program. Open Source. E, i̇smi ise Avidemux. Şu yukarıda da yazılışını görmekteyiz. Arkadaşlar Avidemux'un şurada e, Help yardım bölümüne gelip About dediğim zaman görebiliyorsunuz ismini. Avidemux en son sürümü 7.2.7.1 e, Arkadaşlar bunu Resmi sitesi de var, Adobe.org indirme yerleri var. Onları da sizlerle paylaşacağım açıklamalar bölümünde. Şimdi bu program da arkadaşlar aslında oldukça basit bir video düzenleme programı. E, tabii ki bunu çok güçlü video düzenleme programlarıyla karşılaştırmamız yanlış olur. E, peki bu programı niye tanıtıyorum? Bu programda arkadaşlar diyelim ki kısa süren klipleriniz var kısa süreli klipleriniz var. Boyut olarak da e, düşük e, hani klipleriniz var diyelim ki. Bunları e, böyle parçalamak için çeşitli bunlara işte efektler eklemek için kullanabilirsiniz. Çok daha hani hızlı bir şekilde halledeyim e, diyorsanız büyük yazılımlarla uğraşmadan bu programı da kullanabilirsiniz açıkçası. O yüzden sizlere de diğer yazılımlar oynatma listesi adı altında bu programı tanıtmış olacağım öncelikle arayüzüne baktığımız zaman e, arkadaşlar şöyle sol tarafında e, video e, decoder diyor bakın videonun ile çıktılarının ayarları var. Ayrıca e, ses çıktısının ayarları var. Yine burada e, output format dediği hani kodeklerle ilgili açıkçası ayarları var. Buradan istediğimiz şekilde çıktı alabiliyoruz. Aşağı kısımda arkadaşlar oynatmamıza yarayan bir bölümümüz var. Şurada oynatıyoruz. Bunlar işte teker teker geriye ve ileriye alıyor. Buradakilerde belli saniyeler arkadaşlar ileriye ve geriye alıyor. A ve B iki bölümü belirliyorsunuz. Yani bir noktada kırpma diyebiliriz. İçeriye hani dışarıya daha doğrusu A ve B arasında kalan bölümü aktarabiliyorsunuz. Yine burada da markerlar arkadaşlar bakın. Eğer e, çeşitli işte frame'ler eklenmişse, e, izler eklenmişse onları takip ettirmeye yarıyor. Aslında oldukça basit, karmaşık değil. Şurası 60 saniyelik hani ileriye alma, bu 60 saniyelik geriye alma gibi. Şu bölümde e, arkadaşlar dikkat ederseniz e, ileriye daha bir hassas bir şekilde alabiliyorsunuz. Şöyle yavaş yavaş. Tabi çok daha uzun süreli videolarda daha etkili oluyor. Arkadaşlar yani hassas kaydırma yapabiliyor. Onun dışında kısa videolarda çok etkili olduğu açıkçası söylenemez. Şuradan mesela en başa alabiliyoruz. Yani Dikkat en sona da alabiliyoruz. En başa da alabiliyoruz. Tıkladığımız zaman. Şimdi oynatalım bakalım. Burada bu sevimli kuşumuz var. Yani bu videonun linkini de yine sizlerle paylaşırım. Bakın oynatması da gayet e, akıcı arkadaşlar herhangi bir sıkıntı yok açıkçası. Şöyle bir genel menülere bakalım yukarıda. File dosya menüsüdür. Burada içeriye işte videoları atarız arkadaşlar. Bakın open var. Bu open e, open'dan ziyade içeriye ayrıca ikinci bir video almakta kullandığımız bir aracımız. E, resim olarak kaydedebiliyoruz. Çıktı alabiliyoruz. BMP, PNG, JPG ve JPEG yani yine seçim noktasını JPEG dosyası olarak kaydedebiliyoruz. Burada proje skriptleri halinde çıktı alınabiliyor. Bilgi var, herhalde video ile ilgili bilgiler veren bir yerdir burası. Recent arkadaşlar yani son projeleriniz neyse üzerinde onlara çabucak ulaşmanızı sağlar. Edit bölümü oldukça basit. Hani markerlar eklenebiliyor. Burada dikkat ederseniz markerlar resetlenebiliyor. Kesme, kopyalama, geriye alma ayarlar var. Tercihlere baktığımız zaman arkadaşlar kullanıcı arayüzü yüzü ile ilgili tercihleri var. Uyarılar var. Sistem diline alabiliyorsunuz. E, ama özellikle bir Türkçe yama göremedim. Çıktı bölümü var arkadaşlar. Ses bölümü var. Display var, görüntüleme bölümü var. Burada diğer kodeklerle ilgili arayüzler de açıkçası mevcut. Görünüm bölümünde yaklaştırmalar, uzaklaştırmalar. Video bölümünde eğer bir dekoder yani çözücü varsa onları kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Daha doğrusu onları yönetebiliyorsunuz. İşlem sonrası bölümü var burada. Otomatik bölümünde Buradaki çözünürlüğü hani 720p'ye, PSP'ye, 24'e alma, DVD, S, e, VCD, VCD bu boyutlara otomatik olarak alabiliyorsunuz. Araçlar bölümü var, Scripting bölümü. Go bölümü bu aşağıda e, oynatma bölümüyle aynı Custom bölümde arkadaşlar. E, öyle sanıyorum ki içine script veya benzeri şeyler atıldığında e, görüntülenebiliyor. Şu anda bir şey açılmadığı bellidir. Burada benim sizlere göstereceğim şeyler arkadaşlar. Kırpmalar ve birkaç tane de etkileyici e, hani filtreler diyebilirim. Mesela burada arkadaşlar diyelim ki bu e, kuşumuzun sadece belli bir kısmını kırpacağız. Örneğin şöyle bir oynatıyoruz bakalım. Tam olarak şu bölümde dursun. Bakın burada A'ya basarak arkadaşlar başlangıcı belirliyoruz. İlerliyoruz diyelim ki şuraya bir yere geliyoruz. B'ye basarak sonu belirliyoruz. Artık burada işimiz çok kolay. File'a geldiğimiz zaman save dediğimizde bunu dışarıya herhangi bir yere kaydedebiliyoruz. Yalnız bunu yapmadan önce burada kodeklerimiz var. Yapılandırmamız gereken burası çok fazla kullanılmıyor. Şurada mesela video output arkadaşlar bakın istediğimiz yani kodeye alabiliyoruz işte MPEG-2, MPEG-4 Nvidia'nın var h 264 dikkat ederseniz bunlardan arkadaşlar deneme yanılma yapmanızı tavsiye ediyorum çünkü bazıları hem yüksek kalitede hem de e, oldukça düşük boyutlu çıktılar e, alabiliyor null ise herhangi bir şekilde sıkıştırma yapmadan kodekler tarafından dışarıya aktarıyor. Mesela şunu seçiyorum ben. Pek 4AVC 264 arkadaşlar. Bunu diyelim ki bir seçiyoruz. Burada yapılandırma ayarları açılır. Her birinin kendisine ait yapılandırma ayarları vardır. E, konfigürasyonu işte iPhone'a göre PSP UltraFest, fast, fast. bunlara belirleyebiliyorsunuz. E, advanced düzeyde, ileri seviyede ayarları var. Motion hareket ayarları var. Aslında bir açık kaynak program için arkadaşlar oldukça karmaşık ayarlara da sahip çıktı alabilmek için dikkat ederseniz. Ama şu anda en basitlerini kullanmanız yeterlidir. Kaliteyi burada arkadaşlar bakın artırıp azaltabiliyorsunuz. Faktörleri belirleyebiliyorsunuz. Geçişleri burada kodek ayarlarını yapabiliyorsunuz. Süzgeçler bölümü var, buna zaten geleceğim arkadaşlar. Ayrıca filtreler aynı yere yukarıda video Süzgeçler bölümünde de ulaşabiliyoruz. Ses de arkadaşlar e, burada çeşitli ses kodekleri var, AAC, MP3, istediğiniz seçebilirsiniz. Diyelim ki MP3 ile kaydetmek istiyorsunuz, lame aracının mutlaka bilgisayarınızda bulunması lazım arkadaşlar. Lame aratırsanız bunu bulabiliyorsunuz. Burada diyelim ki e, AEC olarak mı çıkartalım. Bende L'im vardı arkadaşlar. MP3 olarak diyelim ki çıktısını alalım. Şurada MKV çıktısı olarak gösteriyor. Ben bunu MKV olmasını istemiyorum. MP4 olarak almasını istiyorum. Yine burada da e, yapılandırmalar karşımıza çıkmakta arkadaşlar. Yukarıda save diyerek artık kaydı yapabiliriz arkadaşlar. Bakın. E aynı isimle kaydedecektir. Bunu istemiyoruz. Diyelim ki ne diyelim şöyle deneme diyelim. Kaydet diyelim. Bakın burada artık çıktığı alacaktır. Şöyle bir sonucumuzu görelim. Evet arkadaşlar şöyle bir oynatıyoruz bakalım videomuzu. 4 saniyeye kadar videoyu düşürmüşüz görüldüğü üzere. Normalde videomuz görüldüğü üzere 14 saniye civarında. Okus kısmı dışarıya aktarmış olduk arkadaşlar. Yaklaşık 8 megabaytlık bir videoyu da arkadaşlar 2 megabayt halinde dışarıya aktarmış olduk. Kırpma işlemi önemliydi. Belli başları yerleri size göstereceğim bu programda arkadaşlar. Dediğim gibi hani detaylarına çok girmeyeceğim. Sizler deneme yanılma yaparak bunları keşfedebilirsiniz. Şuradaki A ve B bölümü önemliydi. Açıkçası marker ekliyorduk. Marker'larda başı ve sonu belirleyerek dışarıya çıkarıyorduk. Gelelim arkadaşlar ee, ayrıca e, belli araçlar vardı dediğim gibi öncelikle onlara. Bunun güzel bir yanı da bu programın e, sesle videoyu kolay bir şekilde ayırt edebiliyorsunuz. Şurada mesela e, audio bölümüne ses bölümüne geliyoruz. Select track der arkadaşlar burada bakın dikkat ederseniz yani sesi seçin diye eğer burada video içerisinde birden fazla e, ses varsa arkadaşlar onları hani seçebilirsiniz burada bir tane kanal var ses kanalı örneğin bunu seçerseniz e, okey dersiniz ardından diğer farklı e, tracklerde yani ses dosyalarda mevcut, onları da seçebilirsiniz save audio dediğimiz zaman burada istediğimiz zaman arkadaşlar bunu da artık dışarıya kaydedebiliyoruz. Ses dosyasını ne olarak belirlemişsek dikkat ederseniz bu şekilde çıkartabiliyoruz. Çünkü buradaki output formatında arkadaşlar gördüğüm kadarıyla mp3 göstermiyor. Şurada mp3 göstermişsek ya da aac olarak da gösterebilirdik. Sadece sesi buradan dışarıya aktarabiliyoruz. Çeşitli süzgeçler de var tabi şu an için. Herhalde bir süzgeç kurulu olmadığı için bunları göstermiyor arkadaşlar. Gelelim videolara. Aynı şekilde e, bu bölümde süzgeçler var. Dikkat ederseniz. Video bölümünde de süzgeçlere. Süzgeçlerden şöyle genel hatlarıyla bir bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bunlardan bazıları fena değil. Özellikle şu dönüştüre geldiğimiz zaman. Örneğin e, add borders vardır. E, örneğin hani ne diyor burada? E, sınırlar ekle diye buna çift tıkladığımız zaman arkadaşlar şu şekilde sağ tarafa atıyor aktif filtreleri şu alt kısımdaki preview bölümünden de bunları ön izleme yapabiliyoruz şöyle ayrı bir pencere açılır Play deriz oynatırız ön izlemeyi görürüz kaydetmeden önce burada denedim arkadaşlar bunu pek çalıştıramadım bir uyarı veriyor doğru parametreler girilmedi diye Üzerine sağ tıkladığım zaman remove diyorum. Yani remove kaldır demektir. Bunlardan da biraz bahsedeyim. Yapılandırma zaten. Ayarları varsa onları yapılandırıyor. Araç kutusu açarak remove kaldırıyorum. Make partial örneğini vereceğim. Yani efekti belli yerlerden başlatarak veriyor. Diyelim ki remove diyoruz. Add logo dediğimizde arkadaşlar buraya yukarıdan bir resim seçiyoruz. Bölümden. İçeriye attığımız zaman resim buralara bir yere yerleşiyor arkadaşlar. Oynatabiliyorsunuz. Şeffaflığını falan ayarlayabiliyorsunuz burada. Bakın alfa diyor. Solgunluğunu fade ile değerlendirebiliyorsunuz. ASCII view diye bir şey var arkadaşlar. Bakın bu böyle hani bilirsiniz karakterlere çevirir. E çok da anlaşılır değil arkadaşlar. Belki böyle kontrastı çok daha yüksek Videolarda işe yaradığı düşünülebilir ama yani özellikle bu e, hani videomuzda çok fazla işe yaramıyor. Buraya birden fazla e, filtre atabiliyorsunuz sağ taraf arkadaşlar. İstediğiniz zaman da kaldırabiliyorsunuz. Bakalım şöyle black diyor mesela belli bir bölüm arkadaşlar siyahlaştırıyoruz belli bir şeyde mesela start time başlama zamanı end time bitiş zamanıdır. Örneğin üçüncü saniyede başlasın arkadaşlar. Altıncı saniyede bitsin diyelim ki preview diyelim. Şöyle bakın üçüncü saniyeye geldiği zaman ekranda bir siyahlık olacaktır. Tekrar altıncı saniyede siyahlık ortadan kalkacaktır. Oldukça basit bir etki efekt diyebiliriz. Black and Borders demiş. Kenarları arkadaşlar siyahlandırma üzerine mesela 5 değerini girdiğimiz zaman bakın bu sol tarafta hemen yeşil bu ön izlemeyi gösterdi. 25 diyelim örneğin. 25 diyelim. Sağ ve soldan 25 vermiş olduk. Üstten de 25 vermiş olduk. Bakın oynattığımız zaman e, OK dediğimizde bakın burada Preview dediğimizde arkadaşlar siyah olduğunu görüyoruz. Sadece üstlerden de şöyle üzerine çift tıkladığımızda yapılandırma araçları çıkar. Sadece isterseniz bunları kapatıp sol ve saldan e, sağ düzenlemekten ziyade hani bazı filmlerde olur ya yukarıdan bu aşağıdan kırpılmalar ki artık yavaş yavaş o da tarih oluyor. E şöyle yukarıdan ve aşağıdan siyahlaştırabiliriz. Bir ön izleme yaparız. Böyle bir etkiyi de e, dediğim gibi kısa videolarınızda uygulayıp dışarıya çıktısını alabilmeniz mümkündür. Bunu da buradan kaldırıyorum. Şimdi make partial'a şurada bir örnek verelim arkadaşlar. Örneğin diyelim ki make partial belli bir saniyede başlar. Her zaman olmaz. Diyelim şöyle dördüncü saniyede başlasın. 8. sekizinci, beşinci saniyede ortadan kalksın gibi düşünelim. Bakın şimdi. Hemen burada dördüncü saniyede ortadan yani ortaya çıkıyor. Bir süre sonra da ortadan kayboluyor yukarıdaki çizgiler. Limu diyerek kaldırıyoruz. Change FPC de arkadaşlar videonun hızını işte artırıyor. Şurada Destination hedefi diyelim ki 60'a çıkardığımız zaman preview yaptığımızda kuşun çok daha hızlı bir şekilde oynadığını görmekteyiz. Eğer ayarlardan tekrardan arkadaşlar buraya 60 değil de örneğin 10 dersek bu sefer daha da yavaş bir hale getiririz. Yani ağır çekimdeymiş gibi oynatabiliriz. Bunu kaldırıyoruz. Bazılarında make partial'ın olmadığını görüyorsunuz. Partial kısmi demektir, bölüm demektir. Yani bunu kısmi hale getir. Sadece videonun belli bölümlerinde gerçekleştir anlamına gelmektedir. Crop var. Crop da e, sağda bakın isterseniz soldan sağdan yukarıdan ve aşağıdan değerler girerek isterseniz şuralardan arkadaşlar bakın sağ üstten sol üstten videoyu kırpabiliyoruz. Okey diyoruz. Preview diyoruz. Artık video arkadaşlar oynatıldığı zaman şöyle ekranda kocaman bir siyahlık olur. Ortasına bu yerleşir. Ya da e, video tam anlamıyla yerleşir şu alanı e, tam anlamıyla ekrana kaplatacak şekilde dışarıya çıktısını alır. O sizin video oynatıcınızı nasıl ayarladığınızla ilgilidir. Değişiklik gösterebilir. Remove diyoruz. Fade var arkadaşlar. Solgunlaştırma. Mesela şöyle 3. saniyede başlasın. 5. 6. saniyede bitsin. Bir ön izleme yapalım bakalım. Fade nasılmış? Evet gördüğü üzere arkadaşlar gayet aslında güzel bir efekt. Bakın kuşun böyle birdenbire eski halini durduruyor. Donduruyor. Bakalım şöyle. Evet. Kısalım diyelim ki arkadaşlar. Biraz mesela 3'te. Hatta artırabiliriz. Şöyle 10'a kadar getirelim. 3'ten 10'a kadar olsun. Bakalım ne olacak. 2, 3. Evet kuşun o arkada donan kısmı kalıyor arkadaşlar. Dikkat ederseniz yavaş yavaş kayboluyor. Bir de arkadaşlar şu sağdaki değerlerle bir oynayalım bakalım. Bu ne yapıyor? Şöyle örneğin preview diyelim bakalım bir oynatalım. Evet çok da bir fark göremedim arkadaşlar. Ses kaldırıyorum bunu da. Fade to black var. Muhtemelen bu da arkadaşlar aynı. Şuradan ki değerler verebiliyoruz. Bir girelim bakalım. Evet, yavaş yavaş ekranı kapatıyormuş bu da arkadaşlar. Bakın dikkat ederseniz. Yavaş yavaş Örneğin 4. saniyede kapatıp 8. saniyede açmasını isteyelim. Play diyelim. Bakın aşağıda saniye göstermekte. Yavaş yavaş 4. saniyeden itibaren arkadaşlar kapanıyor. 8. saniyede de açılıyor. Böyle bir efektmiş. Ee, horizontal Flip diye bir araç var. Tersine döndürüyor ayna görünümü gibi. Kaldırıyoruz. Resample var kare hızını belirleyebiliyoruz. Stilim image. duran resim demektir arkadaşlar. Acaba ne işe yaramakta? Şuradan şöyle 3 saniye vereyim başlamasına. Süresine 10 saniye demiş. Şöyle bir 7 verelim. Preview edelim bakalım. Neler yaptığını bir görelim bakalım arkadaşlar. İlginçtir. Durdurdu. Anladım. Evet durduruyor arkadaşlar bu kadar basit. Durdurup bir süre sonra yeniden başlatıyor. Oldukça basit. Şuna bakalım bu neymiş? Tekrar boyutlandırma. Evet arkadaşlar. Videomuzu buradan boyutlandırabiliyoruz işte. Genişliğini, yüksekliğini, yüzdesini belirleyebiliyoruz. Bu da dikey bir şekilde döndürme yapar arkadaşlar. Tepeye bakar. Burayı da kaldırıyoruz titreştirme alanları var arkadaşlar. buralarda inceleyebilirsiniz. Ben bazılarını denedim. Çok sonuç alamadım. Belki bazı ince ayarlar vardır. Örneğin bazıları birbirini merge fields diyerek. Bakalım. Bazıları iç içe geçiriyor. Aynen o 3 boyutlu efektlerdeki gibi. şöyle kaldıralım. Stack fields diyor. Örneğin üst üste getirebiliyor. Bazıları. Hani çok ayarları da yok. Hani iki tane üst üste getirdiğimiz zaman dikkat ederseniz artık dört tane getiriyor. E, separate fields de eklediğimiz zaman iyice karman çorman bir hale getirebiliyoruz. Bak. Çok daha farklı efektler verebiliyoruz. Bunları buradan tekrardan sağ tıklayarak remove'la kaldırabiliyoruz arkadaşlar. Yadif diyor. Uzamsal çok fazla bir şey anlayamadım açıkçası arkadaşlar buradaki yerlerden. Renklere geldiğimiz zaman renklerde işte berraklık, kaydırma bunları ayarlayabiliyoruz. Örneğin şurada kaydırma ayarı yaptığımız zaman dikkat ederseniz birazcık üç boyutlu bir görünüm efekti kazandırıyor bize. Mesela şurayı diyelim ki 25 yaptığımız zaman hani 3 boyutlu görüntüler vardır ya Arkadaşlar üstündeki katmanı renkli olarak kenara sağa sola kaydırıyor. Yani alt kısmı da kaydırıp oynattığımız zaman hem alttan hem üstten böyle bir kaydırma efekti veriyor. Fark da bildiğiniz arkadaşlar kontrast aydınlık parlaklık fark. Şuradaki ayarları otomatik hale getiriyor. Şurada histogramı var arkadaşlar. Değiştirebiliyorsunuz. Oldukça Basit. Gray scale tamamen siyah beyazı döndürür. Şimdi kaldırabiliriz. E, ee, equalizer var. Hani yine farkın nasıl olduğunu gösteriyor. Burada sağ tarafı ikiye bölüyor. Görüyorsunuz. Arkadaşlar şöyle kalemi gösterelim bakın. Burada farklılık nasıl onu görebiliyorsunuz. İki resim arasında nasıl bir farklı konuşturmuşsunuz. Onu görebiliyorsunuz. şöyle tekrardan girdiğimiz zaman örneğin green bölümünü biraz artırdığımızda dikkat ederseniz arkadaki yeşil alanların çok daha belirgin hale geldiğini görüyorsunuz. Preview dediğimizde de yeşilin çok daha hakim olduğunu görmekteyiz. Yine kaldırabiliriz. Hatta bir make partial yaparak farkı görelim. 4'te başlasın, 8'de bitsin. Bakın şimdi arkadaşlar. 2, 3, 4 de başladı. 8 de şu anda da bitti. Farkı görebiliyorsunuz. U değerleri arkadaşlar. Yine renk değişiklikleri yapabiliyorsunuz. Farkı gösteriyor. Çok daha farklı renk tonlarında bir video olmasını istiyorsanız bunu belirleyebiliyorsunuz. Bakın dikkat edin. Gayet güzel. Ee, bakalım, Swap view var arkadaşlar. Şöyle baktığım zaman yine bu da renklerdeki baya bir hani ayarlarla de, e, oynuyor. Gürültü var arkadaşlar. Bu gürültü de green kumlu videoları birazcık daha yumuşak hale getirebiliyor. Çok fazla gürültü yok ama hani greeni açısından baktığımız zaman videomuzda en yüksek ayara e, ayarı aldığımızda çift tıklayıp arkadaşlar şöyle 25-25 diyelim mesela okey dediğimizde preview dediğimizde birazcık daha böyle bulur hale bulanık hale getirmekte diğer ayarlarda deneyebilirsiniz bakın dinoiz var arkadaşlar gürültü engelleyici şunların örneğin değerlerini dediğim gibi yüksek değerler girdiğimiz zaman şimdi göreceğiz şöyle arkadaşlar bakın çok daha hani bazı noktalarda yumuşatmalara yol açacaktır. Aşkül değerleri var. Kaldırıyoruz. Keskinlik ayarları var arkadaşlar burada da. Sharpen yapabiliyoruz işte resmi. Sağ tarafta da örneğini göstermekte. Eşikleri artırıp azaltabiliyoruz. Yukarıda mesela 50 değerini girdiğimiz zaman aşağıda da göstermekte. Maske uygulandığı zaman nasıl gözüküyor? Güç mesela 250 diyelim örneğin. Farkları yan yana da göstermekte arkadaşlar. Buralarda da logo ekleyebiliyoruz. Şöyle ekleyelim bakalım nasıl bir şey çıkıyor ortaya. Evet, bu da arkadaşlar muhtemelen hani yüzü karartırsınız bir konuşmada. Hani onu Bakın kuşun sadece kafa kısmında, üst kısmında bulunan yeri örneğin diyelim ki böyle bir bulanıklaştırma haline getirmiş olduk. Şöyle bunu sağdan soldan yaparak sadece kuşun örneği şöyle kafa tarafını alırsak, şöyle bir preview örnekleme yapalım. Tabii takip etmiyor arkadaşlar. Sabit olan videolarda bunu gerçekleştirebiliyoruz logoyu ortadan kaldırmaya yarıyor. Son olarak arkadaşlar şurada alt yazı var. İsterseniz içeriye alt yazı ekleyip çıktısını alabiliyorsunuz. OpenGL ayarlarında ben bir şey göremedim. Çeşitli ayarlar var. Print info. Yani üzerine eklerseniz burada videonun sol üst köşesinde çeşitli bilgiler eklemekte görüldüğü üzere Evet arkadaşlar. Adobe açıkçası böyle bir program hızlı bir şekilde e, kısa videolarınızda işte düzenlemeler yapmak istediğinizde bunu kullanabilirsiniz pekala. E, tavsiye ediyorum. Kimi zaman ben de DaVinci Resolve yerine bunu kullandığım anlar olabiliyor arkadaşlar. E hani kısa videolarımda bunu kullanabiliyorum. Sizlere de tavsiye ediyorum. E, faydalı olması. Dileyle de diyerekten arkadaşlar dersimizi de artık sonlandırıyorum. Kanalıma abone olmayı arkadaşlar unutmuyorsunuz. Videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi unutmuyorsunuz. Sonraki derslerimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hep ama hep mutlu kalın diyorum.